Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarının 18. maddesi ile ilgili verilen önerge üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta yasanın birinci bölümü üzerinde yaptığım konuşmada ifade ettiğim üzere iş mahkemelerinde davaları azaltmanın yolunun kayıt dışı ekonomiyi küçültmekten, işsizliği azaltmaktan, iş kazalarını önlemekten, iş kanunundan kaynaklanan kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ücreti, tatil ücreti, resmi tatil ve bayram ücreti ihlallerine son vermekten, taşeronluğa son vermekten ve özelleştirme uygulamalarından vazgeçmekten geçtiğini belirtmiştim. Dün ve bugün basında yer alan iki haber, iki üç haber sorunun teşhisi ve çözümü için yeterli olacaktır. Kayseri'de başına tuğla düşen işçi, yine Kayseri'de inşaat iskelesinin çökmesiyle de başka bir işçi hayatlarını kaybetmişlerdir. Biz tuğla düşmesini, iskele çökmesini, asansör facialarını unutmadık. Halat kopmasını unutmadık. Bugün Tüpraş Alaa'daki iş kazaları, dört işçimiz iş kazası neticesinde vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Bunları önleyemezsek dosya sayısını azaltamayız. Gerçek budur. Kıdem tazminatını, işçi ücretini teminat altına almaz isek dosya sayısını azaltmamız mümkün değildir. Bugün ekonominin lokomotifi kaçak işçiliğin, iş kazalarının, kayıt dışılığın en yoğun olduğu inşaat sektörüdür. Ekonominin lokomotifini sanayi yapmadığımız müddetçe hukuk davalarını azaltmamız asla mümkün değildir. Bu tedbirlere ilave olarak eğitime çok büyük önem vermeliyiz. Eğitim insanımıza sevgi ve saygıyı, insan haklarına saygıyı, demokrasiye inancı, hür bir vicdanı, emeğin kul hakkının kutsallığını, vergi ve prim ödemenin bir vatan görevi olduğunu, kaçak sigortalı çalıştırmanın, eksik prim ve vergi ödemenin hırsızlık olduğunu ve Allah indinde de affının mümkün olmadığını, dürüstlüğü aşılayamıyorsa ne yapsak boştur. Güncel olması nedeniyle vasıtanızla buradan Milli Eğitim Bakanı'na da sormak istiyorum Sayın Bakanım. Müfredat değişti. Müfredat, değişen müfredat, kaçak sigortalı çalıştırmanın, eksik prim ve vergi ödemenin, işçinin ücretini eksik ödemenin, fazla mesaisinden, tatil bayram ücretinden çalmanın, kıdem tazminatını iç etmenin, hırsızlık olduğunu, kul hakkı olduğunu, Allah indinde de affının mümkün olmadığı hususları açık açık yer almakta mıdır mevcut müfredatımızda? Yer almıyorsa vay halimize. Ne yapsak boşu boşunadır. Emekçinin hakkının alnın teri kurumadan ödenmesi yüce buyruğu şuurlu olarak öğretilmiş olsaydı bugün 3,5 milyon kişi mahkeme kapılarında yıllarca beklemezdi. Bu sebeple işsizliğin rekor kırdığı günümüzde bu yüce kutsal değerleri şuurlu şekilde öğretmek Milli Eğitim'in öncelikli ve en önemli görevi olmalıdır diyorum. Benim alanım Diyanet değildir. Sayın Hocam da burada. Bu konuda kelam ederken de tabii çok dikkatli davranırım. Ancak yüce dinimizin yarısı ibadet ise diğer yarısı da muamelettir. Muamelat olarak ifade edilir değil mi hocam? 2016 sonu itibariyle ceza uyuşmazlıkları hariç 3,5 milyon hukuk uyuşmazlığı varken takip ettiğim kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı işçi işveren ilişkilerinde üzerinde yeterince durmamaktadır hocam. Bunu özellikle sizden rica ediyorum. Oysa bu konular her ortamda hutbelerde sık sık dile getirilmelidir diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, sizin gayretinize ilaveten Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, diğer bakanlık ve kurumlara da büyük görevler düşmektedir. Eşgüdüm halinde çalışarak gerekli yasal ve diğer tedbirler alınmadığı müddetçe beklenen başarı elde edilmeyecektir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı milletvekilleri arkadaşlarımız burada çok abartılı konuştu. Arabuluculukla ilgili olarak binlerce uyuşmazlığın bir günden daha kısa bir sürede sonuca ulaştığı gibi fevkalade abartılı konuştular. Bu beyanlar doğru ise devletin bütün istatistikleri yanlıştır. 2013'ten günümüze 17 bin dosya çözülmüş. Bu mevcut dosyanın 1000'de 4'üdür.
arabuluculuk olmasaydı da zaten çözülecekti. Dolayısıyla böyle abartılı konuşmak yerine gerçekleri ifade etmek gerektiğini söylüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.